vokal yapmıştım kendisine. Aa, çok hoş. Bir de tabii ki Açık onun ilk albümünde o albümün çıkmasına neden olan sanatçılardan bir tanesi, ilk kabul eden Teoman'dı. Biz Sezen Aksu parçası birlikte söyledik ve albümün satışında ve tabii ki Açık'a olan gelirinde çok katkısı oldu Teoman'ın. Çok iyi ya. İnşallah bu gece de katkısı olur. Evet, çok özel bir arkadaşım benim için. Evet. Çok güzeldi, başarılıydı, çok teşekkür hoştu. Teşekkür ederim. Kutluyorum seni. Hem teşekkür Açık'o ederim için hem Teoman için. Evet. Sağ olun. Ömür Hanım, Açık O'nun kurucularından aynı zamanda. Çok da güzel bir şey yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. İnşallah paralar da kazandıracağız size. İnşallah. Şimdi Hande Hanım acaba evet, neler söyleyecek? Evet Ömürcüğüm, nasıl hissediyorsun kendini erkek çok olarak? Çok hissediyorum. Erkek olmak iyiymiş. Çok daha rahat indim oradan. Şurada rahat duruyorum. Ben bundan sonra erkekleri rahatlıkla yapabilirim, yapmak yok, isterim. Yok bir de şimdi sakallar falan hani iyice sen değilsin mesela. Evet, evet. O yüzden de çok daha rahattın burada. Bir de ama çok zor Teoman'ı yapmak. Ama rahat duruyorum, orada rahat oturacağım. Erkek olmak iyiymiş. Evet evet. Gayet bir de şöyle yani Teoman'ı yapmak da çok zor çünkü öyle çok hareket eden bir tip değil evet, Teoman. Evet. Böyle kendi cool içinde cool tabii diye tabir evet, ettiğimiz. Evet seyirciyle pek fazla. Seyirciyle pek kontağı yok. Evet. Kendi halinde mesela o da güzel oldu ama tabii hani o sesi vermek o çok zor bir şey. Erkek ama hani bence çok güzel yaptım. Bir de ağız yapılarınız da benziyor bence Teoman'la. Hani dişli ikimiz de. Evet evet o diş yapısı benziyor ve çok da güzel oldu. Teşekkür Hande ederim. Sağ olun. Bir şey söyleyeceğim. Teoman buyurun bir şey unutmuş. Geçen. Asena buyurun. Ben evet, Michael Bergen Jackson olduğumda tabii mevzulardan dolayı. Şimdi o çıktığında direkt. Neler mi? Neler mi? Dedim ki mayo giymemiş herhalde böyle. Biraz hafif var. Bana dediler ki Michael erkek olacaksan mayo giy ki belli olmasın. Şimdi baktım mayo giydim mi giymedim. Mayodan değil de bu biraz ince olmuş. Biraz daha kalın olması gerekiyordu orada. Problem o. Neyse artık. Teoman'ın ekolu, ekolu bir sesi vardır kendinden böyle. Böyle sekreteri konuşamayanlardan falan gibi. Güzel oldu vallahi. Evet. Evet efendim, Sevgi Bey. Rica ederim. Aman efendim. Biliyorum. Evet buyurun. Ay bayıltıyorlar buyurun, o kadar dramatik dinleyelim başlıyorlar ki bunun sonunda başınız sağ olsun falan demek lazım. Bu öyle dramatik, bu öyle. Kızım madem erkek olacaksa niye topuklu ayakkabı giydin ki? Boyum aynı olsun diye. Allah topuklu Allah şartlı boyuna alttan çekeriz. Olmaz. Topuklu belli olmuyor ki. Ben bakayım görüyorum. Ayrıca ben şöyle bakayım, bir şey söyleyeyim. Öyle topuklu tenis mu bu oynarken bile topuklu giymek istiyorum. Yapamıyorum ya düz ayakkabıyla. Şey çok topuklu değil yani. Nereden gördünüz onun topuğunu? Topukluyla yatarsın Allah bilir. Olabilir. Kimse konuşmasın. Ben konuşuyorum. Buyurun. Jüri başkanı konuşuyor. Buyurun. Hanımefendi emeğinizden ötürü samimi söylüyorum. Tebrik ederim. Şimdiye kadar pek iyi geçinemedik. Fakat bir kadının erkek olması için çekeceği eziyeti ben erkekken kadın olduğum zaman ne olduğunu biliyorum. Çocuğum benim müşterim oluyor, senin müşterin de olmaz. pek öyle böyle prematüre bir erkek. Cevap verme kız. Onların meraklısı da var diyorum. Var mı? Herhalde sen yani. Sen maşallah bu işin etüdünü yapmışsın. Öbürünün varsa bunu da vardır diye düşündüm. Amerika'ya da yazdığın kitabı götür. Olur peki. O herifi göreceğiz mi biz? Aa, niye ben neyim? Niye şimdi karıştırıyorsun? Birdenbire sana döndüm. Nişanlı mı? Benimle ilgili. Erkekseniz benim bana. Ayol getirsene bana bir gün. Doğru. Eğer yüz atı bir şeyse getir görelim. Aa, çok. Boyu kaç? Hadi bilemeyeceğim. 1.87 falan. Senden uzun mu? E tabii ki. Topuklu mu? Yok topukluyla da benden uzun. Ben Türkçesi var mı? Süper Türkçe konuşuyor. Bütün vücut Müslümanlara uyar cinsten mi? Tamamen. Baktın mı? Utanmadan. Utanmadan.